Değerli basın mensupları. Değerli basın mensupları. Ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çevre bölgelerde de 3 tane 6 ve üzeri olmak üzere Toplam 147 artçı deprem meydana geldi. Deprem tüm bölgede hissedilmiş olmakla beraber şu an bulunduğumuz Hatay ili başta olmak üzere özellikle 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Toplam şu ana kadar tespit edilen 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1000 11.119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastanemizin eski binası A blok depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki yaralıları ambulanslarla özellikle İskenderun'dan yaralıları Mersin Şehir Hastanemize, Hatay'daki yaralılarımızı ise Adana Şehir Hastanemize naklediyoruz. Bölge hastanelerimizde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ambulanslarımız ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanlarımız tam kadro görev başında yaralılarımızı tedavi ediyor. Hava şartlarından ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. AFAD, UMKE, 112 Acil, Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, Kolluk Kuvvetlerimiz, Belediye Ekiplerimiz, STK'lar, Arama Kurtarma ve Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere sahada çalışıyor. Çevre illerden de ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Afetten etkilenen 10 ilimizdeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 umketimi 2 ambulans uçağımız ile toplam 2256 Acil sağlık personeli hasar gören illerimize ulaştı. Devlet tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışmayla aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Sayın Bakanım da. Evet arkadaşlar. Ee, önce sizleri ve televizyonun başında bulunan bütün vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sabah saatlerinde biraz önce Sayın Bakanımız'a bahsettiği gibi ...ki bir anlamda 100 yılın en büyük deprem olarak değerlendirebileceğimiz depremin olmasını mütehakip... E, ...Silahlı Kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Ve bunun ilk adım olarak da bakanlığımıza bir kriz merkezi oluşturduk. Ve kriz merkezi bütün bölgeye hakim olmak üzere, bütün arkadaşlarımızla konuşmak ve koordine etmek üzere... ...çalışmalarını sürdürmekte o saatten itibaren. Ve öncelikli olarak e, ilgili bakanlıklarla yaptığımız çalışmanın sonucu olarak öncelikli ihtiyacımızın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördük ve süratle 17 uçakla, 17 uçakta A4 mler dahil, büyük uçaklar dahil bir hava yardım koridorunu oluşturduk ve o koridorda e, ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanmak üzere akıncı tihalar da görevlendirildi ve toplam helikopterlerde bazı yerlerde kullanılmamakla birlikte bazı müsait olanlara da helikopterde kullanmak suretiyle bu çalışmayı sürdürdük. Ve bu hava koridor, yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla e, ihtiyaç duyulan bütün personeli, bu yardım personeli, afet personeli, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef Hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremi verdiği zarardan dolayı, hasardan dolayı, e, kullanılmamaktan dolayı sıkıntılar olmakla beraber şu ana kadar büyük bir e, e, gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki e, bizim İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet e, doğal afet kurtarma timiyle Kıbrıs'ta bulunan ihtiyaç alanına kullanmak üzere bulundurduğumuz doğal afet yardım timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedirler. Burada tabii hava şartlarının da çok soğuk olması nedeniyle ciddi şekilde ihtiyaç var. Bu nedenle de sıcak yemek dağıtım için de elimizden gelen gayeti gösterdik ve kış ayı mutfaklarından hazırlanan yemekler şu ana kadar takriben 15 bin vatandaşımıza ulaştırıldı. Ayrıca bizim seferde kullanmak üzere sefer stoklarımızda bulunan malzemelerden 25 adet seyyar mutfak ayrıca banyo ve tuvalet üniteleri dahil bunları da ilgili makamlara vermek suretiyle kullanılmaları için imkan sağladık. Bunun dışında tabii çadır ihtiyacı var bu makamdan da Mehmetçik bu konuda diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Arkadaşlar diğer bir konuda bizim burada biraz önce Sayın Bakanımızın bahsettiği şehir hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere Seyyar Sarı Hastanesi'nin bölgede kurulmasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek ve biraz da olsa buradaki sıkıntıyı hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek Burada bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle gece saatlerinde şu saatlerde İskenderun Limanı'na yanaşacak ve buradaki bütün yaralılarımızı sevk etmek suretiyle inşallah en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı olan hastaneye sevkimizi mümkün kılacağız. Bunun yanı sıra şu anda bütün Antakya bölgesinde bulunduğumuz bölgede de 850-900 civarındaki Mehmetçik, buradaki vatandaşlarımızla beraber çalışmak suretiyle onlara olabildiğince yardım sağlamaya çalışıyorlar. Bulurlar ki onların çeşitli görevler, vali beylerle konuşmak suretiyle, valiliklerle görüşmek suretiyle onlara verilen görevler neyse onları yerine getirmenin içindeler. Tabi burada hepimizin bildiği gibi bu zor günlerde, bu milletimizin bağrından çıkan, peygamber olarak da bilinen siyahlı kuvvetlerimiz Mehmetçik gerçekten elinden geldiğince büyük bir incelikle, büyük bir fedakarlıkla Vatandaşa yardımcı olabilmek bakımından gerçekten büyük bir gayret sarf ediyor. Efendim elinden gelen gayreti gösteriyor. Burada tabii e, bazı yayınlarında yapıldığını duyduk görüyoruz. Maalesef burada Mehmetçiğin gayretini, Mehmetçiğin emeğini görmezlikten gelen bazı gözler, bazı duymayan kulaklar var. Onların da bu gerçekleri gördükten sonra özü dilemelerini bekliyoruz. Ben bir kez daha burada e, bütün vatandaşlarım, hayatı Kabe'de vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Kurtulmayı bekleyenler var. İnşallah onları da hep beraber omuz omuza çalışmak suretiyle olabildiğince, olabildiğince en çok sayıda vatandaşımız da toprak altından kurtarmaya çalışacağız. Saygılar sunuyorum.